olduktan sonraki hayatımız çok farklı evrelere geçti. Üniversiteden mezun olduktan sonra sadece inşaat mühendisliği üniversitede aldığı eğitimle değil, yaşadığı hayatla kendini gösteriyor. Bunlar hep böyle mesleğime ve yaşadığım şehre bir şeyler katabilmek adına oldu. Öğrencilerin genelde sorduğu soru ilkokul öğrencilerinde de var, ortaokul öğrencilerinde de var. Öğrenci psikolojisi diye düşünüyorum. Son 2 senedir, 3 senedir ben bakıyorum, en fazla bana gelen sorunların %90'ı işle alakalı. Ben gerçekten tekrar dünyaya gelsem yine inşaat mühendisliğini seçerdim. Çünkü... Merhaba arkadaşlar, Sektörpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün inşaat mühendisi bir konuğumuz var. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Sizleri ağırlamak öncelikle çok keyifli. Zaten keyifli de bir sohbet yapacağız. İnşallah. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yeniden ki. Tanımak isteyen, ilk kez karşılaşan. Sağ olun. Özellikle davetiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Burada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Tabii Gökhan Çeliktürk ben. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. 2 çocuğum var. Allah başlasın. İlk orta lise ve üniversite eğitimi Gaziantep'te tamamladım. Tam bir Gaziantep aşığıyım. Şu anda mevcut inşaatla ilgili, oda faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Çok güzel. Biz takip ediyoruz. Hem sosyal medyadan hem de aslında çevrelerimiz, ortak arkadaşlarımız da birbirine aslında yakın. Hep bir yıldız içerisinde zaten, evet. Bir ağımız var. İsmen de zaten çok fazla karşılaşıyorduk. Evet. Tanıyordum yani sizi, evet, İsmen, ama sizinle yayın yapmak da çok keyifli oldu. Sorular hem üniversite öğrencilerden gelen hem de editör arkadaşlarımızın titizlikle hazırladıklarına inandığım. Buna inanmak istiyorum çünkü. Evet. Birazdan bakacağız zaten. Bu soruların cevaplarını sizden bir inşaat mühendisi olarak, aslen bir inşaat mühendisi olarak, daha sonra da zaten deneyimlerinize İnşaat Mühendisleri Odası, hani İMO, Genç İMO olarak nasıl faaliyetler sürdürülüyor, neler katar, onlara bakmak, onlara beraber bir üstünden geçmek isterim. Evet. Soruları yönelteyim sizlere. İnşaat mühendisliğini siz nasıl tanımlarsınız? Yani sizin aslında dünyanızda inşaat mühendisliğini. Evet. Şimdi tabii inşaat mühendisliği İngilizce civil engineering, yani toplum mühendisi, medeniyet mühendisliği. Yani insana dair olan her şey inşaat mühendisliğinin içinde bulunuyor. Yani barajlar, köprüler, yollar, oturduğumuz binalar, bunların statik açıdan hesaplanması, konforu. Dediğim gibi her şey inşaat mühendisliğinin alanına giriyor. Yani inşaat mühendisliğini bir kalıba sığdırmak aslında çok doğru değil. Gerçekten her geçen yıllarda hem yeni teknolojilerle inşaat mühendisliğinin alanı daha da ilerliyor. Ve bu konuda da üniversiteden mezun olduktan sonra sadece inşaat mühendisliği üniversitede aldığı eğitimle değil, yaşadığı hayatla kendini gösteriyor. Kendini ilerletiyor. O yüzden ben hep onu diyorum. Hayata dair her şey inşaat mühendisliğini içeriyor. Çok böyle ufak kalıplara da sığdırmak istemiyorum. Çünkü hayatın kendisi yani inşaat. Güzel bir tabir. Ben bu açıklamayı ilk defa duydum. Hı hı. Zaten duymamamı da şaşırmıyorum. Çünkü yani kimden dinleyeceğimiz de, evet, aslında ortada. Ama insanın aslında inşa kelimesinin hani bu kökten gelmesi, zaten çok eski zamanlardan beri bir şeyleri inşa ederek, evet, hani gerek duygular olarak gerek yapı olarak bugünlere kadar gelmiş bir toplum. Evet. Çok derinden etkilendiğim bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim. Böyle yarışma programı gibi oldu biraz ama. Güzel oldu. İkinci soruya geçiyoruz falan. Biz de normalde sohbet ortamı oluyor ama sizlerle biraz daha karşınızda, bilginiz karşısında, evet, biraz daha böyle bir şey oldum. Mühendislik çatısı altında diğer mühendisliklerle bağı veya farkları, yani farklı branşlardaki mühendisliklerle inşaat, hı-hı, mühendisliğin bir şeyini yapabilir miyiz? Bir bağ var mı? Ortak bir bağ? Tabii ki. Yani bütün mühendisliklerin birbiriyle dolaylı veya direkt bağları var.
Ama ben hep şunu diyorum, yani mesela ben niye inşaat mühendisliğini seçtim? İnşaat mühendisliği belli bir kalıba girmeyen bir meslek. Ama diğer meslek dallarına baktığımız zaman bir makine mühendisliği, bir elektrik mühendisliği, bir fizik mühendisliği belirli kurallar ve bir kalıp içerisinde olan meslek dalları. O yüzden bütün mühendislik dalları her konuda muhakkak birbiriyle ilintilidir. Yani çünkü hepsi hayata dair olan şeyleri gösterir. Ama bunların yönetici veya maestro pozisyonda olan genelde inşaat mühendisliğidir. Peki çok özür dilerim, geliştiricilik kısmında mı yoksa teorinin sınırsız olmasıyla alakalı mı? Ya şimdi şu, tabii ki teori olacak ama yaşadığımız hayatta her zaman o teorilere farklı şeyler katıyoruz. Yani az önceki açıklamamda olduğu gibi, yani inşaat mühendisliği devamlı hayatta yaşadığın şeylerle, bulunduğun ortamla, çevreyle değişebilen, zenginleşebilen bir meslek. O yüzden yani hep bana derler inşaat mühendisliği, bir tekrar dünyaya bir kere daha gelsen bu mesleği seçer misin sorusu çok fazla. Onu bana soracaktım. Çok fazla. Evet. Madem çok soruluyor, yani ben de soracaktım. Cevap vereyim dedim. Genelde böyle gençlerle yaptığımız söyleşilerde, toplantılarda, genç umut toplantılarında hep bu sorular yöneltilir. Yani ben gerçekten tekrar dünyaya gelsem yine inşaat mühendisliğini seçerdim. Çünkü gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Yani meslektaşlarımı çok seviyorum. Mesleğimle ilgili yeni şeyleri öğrenmeyi, bunu toplum yararına sunmayı çok seven biriyim. Çok zor değil mi bu arada? Yok, hiç değil. Severseniz hiçbir şey zor değildir hayatta. Ya sadece sevmekle, zaman ve emek vermekle bağlı şeyler bunlar. O yüzden ben de bunu biraz seviyorum. O, özellikle yani odada yöneticilik fikrini kafamda geliştirmem, bunu uygulamaya sokmam, peşi peşine belirli kademelerde çalıştıktan sonra şube başkanı olmam. Yani bunlar hep böyle mesleğime ve yaşadığım şehre bir şeyler katabilmek adına oldu. O yüzden de inşaat mühendisleri odası da yaşadığın şehre özellikle ve meslektaşlarına yapacağın katkıyla alakalı çok özel bir kurum. O yüzden bu kurumu seçtim ve bu kurumda da şube başkanına kadar yükseldik yani. Gayet güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, çok büyük bir başarı üzerine kurulu bir hayat zaten. İnşaat mühendisi olmak yetenek işi mi yoksa sadece iyi bir, yani zeki bir öğrenci dediğimiz tabir vardır ya, fiziği, matematiği çok iyi. Yani sayısallı iyi olan birisi de bunu yapar mı? Ya şimdi tabii meslek alanımız sayısallıkla yani alakalı bir meslek ama ben daha çok inşaat mühendisinin sosyalleşmesiyle ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani bazen bakıyorsunuz Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun arkadaşlar iş hayatına girdikleri zaman o üniversitede kariyerindeki düşündüğü şeyleri belki iş hayatında bunu başaramıyor. Ama bir bakıyorsunuz listenin sonlarına doğru olan bir okuldan mezun olan bir arkadaş, bir bakıyorsunuz iş hayatında çok başarılı oluyor. O yüzden burada ben daha çok, tabii ki sayısal veriler çok önemli de, bilgiler çok önemli ama onun yanında insan toplum mühendisliği dediğimiz bir şey var. Yani insanlarla iyi gelişme, sosyalleşmenin çok daha önde gittiğini düşünüyorum. Başkanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sağ olun. Dördüncü sorumuz biraz daha öğrencilerden geldi. Binalara bina denince neden akademisyen hocalar tepki gösteriyor diye bir soru var. Editör arkadaşlarımız öyle yazmış. Şimdi tabii hep derler ya, inşaat sektöründe bir alaylı olur, bir mektepli olur. Evet. Genelde mektepli kısmı hocalarımız olduğu için onlar yapı demeyi tercih ediyorlar. Ama inşaatın içinde çalışan kişiler genelde veya inşaatın dışında olan kişiler bina diyebiliyor. Hocalarımız genelde kızıyor, doğruyu söylüyorlar ama bir de işin tabii alaylı kısmı var. Evet. O yüzden hocalarımıza hak vermek lazım yani. Peki, yani ben akademisyenlerde mesela hocalarda yapmayın, hani yapıdır onun adı değil de biraz daha şuna yapı deyin artık. Yani öyle bir genelde durum olduğu için 4. sınıflarda evet, artık belli bir samimiyet yani evet. Sürekli gördüğüm insanlar kaç yıl geçmiş. Şimdi doğru. Tabii üniversitede ilk başlandığı zaman 1. sınıflarda genelde inşaat mühendisleri kolonlara ayak derler. Evet. Ayak, yani toplumda da ayak derler. İşte evet. Bu ayaklar şöyle falan. Ama tabii 3. 4. sınıfa geldiği zaman hocalar haklı olarak sezdenişte artık çocuklar buna kolon deyin. Bu kolondur, bu kiriştir. Biraz daha
terimsel, sektörel konuşun. Aynen o şekilde şey yapın derler ama ilk birinci sınıfta genelde arkadaşlar halkın kullandığı dili kullanırlar. Çünkü baba, anne, dayı falan hani bütün herkes onu kullandığı için işte bizim binanın ayakları güçlü, biz depremde bir şey olmaz gibi bir durum var. Öyle de duyunca tabii okula gelince ben bir bina yapacağım falan. Bir akademiktir işte. Aynen. Sonra dersin ortasında işte 300 kişi amfide ben bina yapacağım falan deyince tepki görüyor. İşte kırılmamaları lazım çünkü sektörel bir şey. Dünyada örnekleri olan bu çılgın yapılar diye adlandırılan, hatta belgeselleri de var. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz nedir? Hani yakalıyoruz. Ne kadarını yakalamalıyız? Aslında bizim görmediğimizden farklı bir durum daha var mı? Arka planda. Tabii adı üstünde çılgın yapılar bunlar. Yani bunlar, bunların dizaynı ve bunun imalatı gerçekten çılgın mühendisler, mimarlar tarafından yapılıyor. Bu bir hayal gücü şey olarak da. Başkanım, piramidi çok özür dilerim, ters koymuşlar. Yani birinci kattan başlayıp hani 1 artı 1, 3 artı 1, 8 artı 1, 20 artı 1 gibi düşünün yani. Genelde bu farklı yapılar genelde böyle ekonomik açıdan yüksek olan ülkelerde yapılıyor. Mesela Türkiye. Her neyse, tabii diğer ülkelerde ekonomi daha çok öne çıkıyor. Yani ekonomik yapılar hem ekonomik olsun hem sağlam olsun. Sonuçta bir deprem kuşağındayız. Gaziantep, Türkiye deprem kuşağında olan bir ilimiz ve ülkemiz. O yüzden biz biraz daha yapılarımızı tasarlarken muhakkak depremi düşünmek zorundayız. Yani çünkü niye? Deprem bir doğa olayı. Yani yağmur gibi, gök gürültüsü gibi olan bir doğa ve olayı. Ve belirginliği yok. Aynen. Ve ne zaman yapılacağı ne zaman olacağı öngörülmüyor. Ama tabii bunları, depremi bizi de sıkıntıya sokan yaptığımız binaların kalitesinin düşüklüğü veya depreme karşı dayanıklılığı yapılıp yapılmadığı. O yüzden Türkiye'de şu anda deprem veya şu an misal Türkiye'nin birçok yerinde İzmir depremini yaşadık yakın bir zamanda. Canlarımızı kaybettik, çok üzüldük. Biz artık yani 21. yüzyılda bu deprem olayından ölen insanlarla anılmak istemiyoruz. Yani bunu artık, bu deprem olayını ikinci şeye atmamız gerekiyor. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? En fazla deprem kuşağında olan yer nedir? Japonya'dır. Japonya'daki günde ortalama 3-4 deprem olan bir yer. Evet. Oradaki yapıları kendimize örnek alıp, mühendislik alanında öğrencilerimize o yapıları nasıl tasarladıklarını, Japon mühendislerin, bu tasarım derslerini şu an okullarımızda öğretmemiz gerekiyor. Müfredatta mı peki? Yani şöyle, müfredat da var, teknoloji de yani ona göre uygun olması gerekiyor. Yani bunu eğitim verecek hocalarımız da yani bu ülkelerde gidip bunun eğitimini veya bunun tasarım kriterlerini alıp Türkiye'ye göre tasarlayıp vermeleri gerekiyor. Şu an Japonya'da bakıyorsunuz depremi bitirmişler. Evet. Yani hem halkın eğitimi hem çocukların, yani ilkokul çocuğundan başlayın üniversite gençliğine kadar herkes bir deprem olduğu zaman ne yapacağını biliyor. Evet. Yani o yüzden dediğim gibi burada bu tür şeyleri, teknolojileri ülkemize getirerek biraz daha artık depremi ülke gündeminden çıkarmamız gerekiyor. Peki ne durumda sizce? Yani oradan esinlendiğimiz ve oran teknolojisini getirebiliyor muyuz, getirdik mi? Yok, yani şu anda tabii yavaş yavaş teknolojiler geliyor mu? Geliyor. Yani orada tamamen sıfır dememiz de haksızlık olur. Özellikle büyük hastane yapılarında deprem izolatörleri zorunlu hale getirildi. Yeni deprem yönetmeliği çıktı. Bu yeni deprem yönetmeliğinde de yapılarımızı depreme karşı nasıl daha dayanıklı hale getiririz, her zaman bir yönetmeliklerimizde bir ağır şartlar var. Gittikçe de artıyor. Ama benim şahsi fikrim, daha çok bu deprem yönetmeliğini ağır şartlar, karmaşık hale getireceğimizi daha basit indirgeyip uygulama aşamasındaki binalarımızı yaparken uygulama aşamasındaki prosedürleri sağlam yapmamız gerekiyor. Yani projesine göre binayı yerine oturtturup projesine göre yapmamız gerekiyor. O da daha güçlü bir denetim demek aslında. Daha titiz bir denetim demek. Tabii ki. Yani şimdi burada dediğim gibi hep kanunlar değişiyor. Yapı denetim yönetmeliği Türkiye'ye geldi. Sonra tuttular yapı denetim firmalarını müteahhitin eline verdiler. Evet, evet. O zaman adam para aldığı kişiyi çok rahat denetleyemedi. Şimdi yeni sistem geldi. Yeni sistemde, yeni yapı denetim kanununda gerçekten firmalar şu anda çok ciddi olarak bağımsız denetimler var. Bağımsız hale geldi. Mezun olduktan sonra bir yerde mühendislik yapmadan
Ya ben firma açayım, benim de sermayem var kısmı hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyim yani, edinmeden. Tabii yani kesinlikle bu benim tasvip etmediğim bir konu. Yani bir insan ne kadar ekonomik olarak güçlü olsun veya bir altyapısı olsun mezun olduktan sonra o ne kadar olursa olsun muhakkak bir yerlerde çalışıp kendini biraz geliştirmesi gerekiyor. Yani eğer belli kriterlerden, aşamalardan geçip de o mesleğin bizde bir tabir vardır. Ya mesleğin hambalı olacaksın. Evet. Yani bu tabir gerçekten çok doğru. Hatta şey derler esnaflar, çekirdekten gelme, aynen, içinde büyüme falan. Tabii. Yani burada benim özellikle gençlerde bahsettiğim mesele, bazen mezun oluyorlar, aileleriyle yanıma geliyorlar. Ben özellikle diyorum ki aileniz değil, farklı bir kişinin yanında yetişmesi gerekiyor. Evet. Orada bazı şeyleri görmesi gerekiyor. Hataları elin parasıyla harcaması gerekiyor. Ve elin, öyle öğrenmesi ve lazım. El seni eleştirmesi gerekiyor. Aynen. Bu eski esnaf, babam da esnaf olduğu için beni başka bir esnaf arkadaşın yanına koyardı. Evet. Ve derdi ki eti de senin, kemiği de senin. Aynen. Yani öyle öğrenince bu sefer hata yapmıyorsun gerçekten. Aynen. Ya başkasının yanında başladığın zaman o mesleğin duayeni olan bir veya bir mühendisin yanında işe başlamakla bir müteahhitin yanında işe başlamak çok farklı. Yani bir mühendislik açısından. Benim hep tavsiyem inşaat mühendislerine muhakkak üstünüzde sizi anlayabilen, aynı dili konuştuğunuz bir kişiyle yola çıkarsanız daha meslekte basamakları daha hızlı. Birkaç sıfır önde sahaya. Aynen, daha hızlı atlarsınız ve daha doğru atlarsınız yani. O yüzden zaten mezun olduktan sonra da gelip hemen inşaat işine girip de arsa alıp, müteahhit olup da yapan arkadaşlara baktığımız zaman orta vadede zaten mutlu olmadıklarını da görüyoruz. Evet, yani önce evet, kendi girmeli, mesleğinin hamballığını yapmalı, her yolunu orada görmeli, ondan sonra gelip kendi işini yapmalı. Biz misal bilgisayar, internet ortamının ilk başlangıcını yaşayan gençleriz. Yani üniversite hayatımızda... İnternet sağlanırken 15 dakika beklediğimiz zamanlar. Aynen, yani biz interneti üniversite hayatımızın sonlarına doğru internetle tanıştık. O yüzden yani şimdiki gençler oturdukları zaman bir Google amca var. Yani şimdi yazıyorsun, sana her şeyi gösteriyor. Bir beyin ameliyatı nasıl yapılıyor onu bile gösteriyor. Yani bir inşaattaki sıvı aşamalarını, bir yeni malzemenin nasıl uygulaması gerektiğini, her şey gençlerin elinde var. Biz günahkardık mesela. Evet. Gidip başka bir arkadaşımızın kitabını çalarak yani bu hiç etik değil ama kütüphanede bulamadığımız kitabı birinde bulurduk ve onun yerini değiştirirdik diyeyim. Biraz daha etik olsun. Evet. Biz böyle bilgiye ulaştık ve o bilgileri temize çekerken bir daha ezber yapmak, bir daha mantığını anlamak. Ama şu an Google'da ne sorarsan 20 tane ayrı kaynakta 19'u yanlış olmak üzere bir çöplük de var. Yani bu da çok sakıncalı aslında. İşte doğru bilgiyi doğru yerden almak gerekiyor. Evet. Yani bu da bir özellik, bir başarı yani. Şimdi internet kullanmak da bir özellik istiyor. Yani orada yazan her şey, karşına gelen her şey doğru olmayabilir. Onu iyice araştırıp ona göre o doğruları alıp kendini uygulaman gerekiyor. Doğru. Ondan sonra trend topic oluyor başkanım işte. Başkanım bir üniversiteyle alakalı bir soru daha var. Evet. Bölümdeki akademisyen hocalar, inşaat akademisyenliği, yani bu bölümün akademisyenleri çok gergin ve sinirli oluyor demişler. Böyle bir genelleme var mı? Siz duydunuz mu daha önce? Öğrencilerin yakındığı şey bu. Diğer hocalara hiçbir şey yok. Bir tek bizimki sinirli gibi bir ibare var yani. Ne dersiniz bu vallahi konuda? Valla şimdi benim 10 yaşında oğlum var. Ona sorsan o da aynı cevabı verir. Yani bu öğrenci psikolojisi. Tabii ki üniversite hocalarının, akademisyenlerin özel bir siniri olduğunu düşünmüyorum. Tabii akademisyen demek araştırma demek. Bilimi araştırması demek. O yüzden işleri çok önemli. Bunun yanında da öğrenci yetiştiriyorlar. İster istemez herkesin, yani hepimizin iş hayatında stresi oluyor ama öğrencilerin genelde sorduğu soru ilkokul öğrencilerinde de var, ortaokul öğrencilerinde de var. Öğrencilikle alakalı bir şey yani. Düşünüyorum. Evet. Peki ailesinde inşaatla ilgilenmeyen öğrenciler yaşadığı zorluğu nasıl azaltır? Şimdi tabii ki bir mühendis, inşaat mühendisinin çocuğunun inşaat mühendisi olması bir kolaylıktır. Her zaman her şeyi sorabileceği ilk elde birilerinin olması çok güzel bir şeydir. Ama bir doktor ailenin çocuğu inşaat mühendisi olduğu zaman ister istemez zorlukları vardır. Misal benimki genelde mühendis ailesi. Hmm. Mühendis ailesi olduğu için ben de abim mühendis, babam mühendis, amcam inşaat mühendisi.
Yani ister istemez insan büyüklerinden etkileniyor. Ama yani ben bir doktor olsaydım, yani babam bildi herhalde beni biraz garipserdi. Çünkü niye mesai saati farklı, onun meslek zamanı, mesleğe verdiği zaman farklı. O yüzden genelde meslek seçimlerinde muhakkak bir rol model aldığı birileri oluyor ailede. Evet, evet. O yüzden de doktor ailenin çocuğu genelde doktorluğa yöneliyor. Veya bir kuzeni doktordur, sevdiği bir kuzenidir, abisidir. Onu çok seviyordur, o doktorluğa onun özenerek gider yani. İnşaat mühendisliği de dediğim gibi böyle. Yani doktorlar gibi aileden etkilenme çok fazla var meslek seçiminde. Anladım, teşekkür ediyorum. Umarım cevabını almışlardır. Çünkü bu sorular biraz daha hani böyle hem yeni mühendis, mühendisliğine devam eden hem de öğrenciler için, yani bu yola biraz daha baş koyan bireyler için olduğundan dolayı İMO, İnşaat Mühendisleri Odası neye hizmet eder? Genç İMO var sizden duyduğum kadarıyla ve takip ettiğimiz kadarıyla. Öğrencilere ve mühendislere katkıları nelerdir? Önce mühendislere kattığı şeyler duymak isteriz sizden. Şimdi tabii İnşaat Mühendisleri Odası bir kamu kuruluşudur. Yarı kamu kuruluşudur. Anayasadan aldığı yetkiyle hareket eder. Anayasal bir kuruluştur. Yani genelde meslektaşlarının temel hak ve hürriyetlerini korumak birinci asli görevidir. Onun dışında yaşadığı şehir, yaşadığı çevre, yaşadığı ülkeye karşı sorumlulukları vardır. Bu konularla ilgili toplum yararına çalışan bir kamu, yarı kamu kuruluşudur ve meslek odasıdır. Yani sadece bir meslek grubu buraya üye olabilir. Genelde İnşaat Mühendisleri Odası genel itibariyle meslektaşlarının mesleki gelişimi konusunda çabalayan, onları farklı mesleki kurslarla zenginleştiren bir odadır. Tabii 26 şubemiz var bizim Türkiye çapında. 26 şubede yaklaşık 120 bin aşkın üyemiz var Türkiye genelinde. Gaziantep şubemizde şu an ciddi bir 2500, rakam. Evet, 2500'ü aşan bir üye profilimiz var. Tabii bu 2500 üye profilini analiz ettiğimiz zaman her biri farklı meslek alanlarında çalışıyorlar. Ve biz bu farklı meslek dallarında bu meslektaşlarımıza nasıl yeniliklerden haberdar edebiliriz? Onlara nasıl özellikle istedikleri mesleki kursları verebiliriz? Şu an bunun çabasında. Bir bülten gibi değil ama, değil mi? Yani haricen de bir faaliyet bir oluyor, oluşuyor. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi özellikle 2500 kişilik bir meslek örgütünün illaki bir sürü sorunları oluyor meslektaşların. Kamu kuruluşlarında çalışanlar var, özelde çalışanlar var. Genelde bu 2500 kişilik büyük bir ailenin sorunlarını çözmekle uğraşıyoruz. Yani gayet güzel. Yönetim kurulu 7 asil 7 yedek 14 kişi. Ve 14 kişi yetmiyor bile. Yani öyle diyeyim ben size. Son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de eğitimle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Nasıl sıkıntı? İlkokuldan başlıyor, üniversiteye kadar giden eğitim alanlarında hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Bunların en büyüğü her şehirde en az 1-2 üniversite, her üniversitede inşaat mühendisliği bölümü açılıyor. Yani şu anda senelik 12 bin mezun veriyor inşaat mühendisliği. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun veya diğer kurumların yaptığı araştırmada Türkiye'nin ihtiyacı yıllık ortalama 1000-1500 civarında inşaat mühendisliği ve biz hemen hemen bunun 10 katı fazlası mezun veriyoruz. Şimdilik 10 katı mezun verilen bir meslek dalında hem eğitimin kalitesi düşüyor, tabii, hem mühendisliğin mezun olduktan sonra kalitesi o az 1500'e göre daha az oluyor. Hem de 12 bin kişiyi istihdam sorunu yaşıyoruz. Yani şimdi tabii hükümet veya ülkeyi yönetenler tabii ki her şehirde üniversiteyi herkes ister ama belli konularda özellikle tıp olsun, mühendislik olsun, bu alanlarda muhakkak belli bir kontenjanın olması gerekiyor. Çünkü niye? Çok fazla mezun verdiğim zaman bu sefer insanlar mutlu olmuyorlar. Çünkü iş sorunu. Yani şu anda son 2 senedir, 3 senedir ben bakıyorum, en fazla bana gelen sorunların %90'ı işle alakalı. Yani bir telefonum çaldığı zaman, bir üyen beni aradığı zaman %90'ı iş aramakla meşgul. Onunla ilgili sıkıntılarını bize iletiyor. Bununla ilgili biz
2016 yılında bir insan kaynakları birimi kurduk odamızda. Ortalama yani inşaat mühendisi arayan müteahhitlerle iş arayan meslektaşlarımızı bir buluşturma platformu. Çok güzel. 2020 yılında... Devletten bağımsız değil mi? İşkur'dan vesaireden bağımsız. Tabii biz kendi aramızda, kendi çapımızda yani bir araya getirmek. Çünkü nedendir? Yani şimdi bir müteahhit de bir inşaat mühendisini bünyesine alacağı zaman belli kriterler istiyor. Tabii. Yani ehliyeti var mı? Belli programları kullanabiliyor bunu mu? Bunu da siz biliyorsunuz aynen, zaten. Aynen. O yüzden biz bunları özellikle elektronik CV bankası dediğimiz yani iş arayan meslektaşlarımızın özelliklerini ayırdığımız bir veri tabanımız oluştu. Aktif mi hala başkanım? Aktif, evet aktif. O veri tabanına göre bize herhangi bir talep geldiği zaman odamızda biz şu özelliklerde bir mühendis arıyoruz dedikleri zaman bilgisayarda tuşa basıyoruz. Kaç arkadaş var? O şartları sağlayan 10 arkadaş var. 10 arkadaşımızı o müteahhit firmayla buluşturuyoruz. Çok güzel. Onlar kendi aralarında daha sonra mesleki alanda iş konusuyla ilgili görüşmeleri yapıyorlar. Yani şu anda meslektaşların en ciddi şeyi iş konusu. Evet. Peki genç moda bildiğim kadarıyla sınavlarla da zaten bir giriş var. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Nasıl yönlendirebilirsiniz? Şimdi Gelsimo yapılanmamız bizim üniversite yapılanması. Burada İnşaat Mühendisliği Fakültesini kazanan her arkadaşımız Gelsimo'ya üye olabiliyor. Burada Gelsimo'ya özellikle soruyorlar. Yani başkanım niye Gelsimo'ya biz kaydolalım dedikleri zaman Gelsimo öğrenciyken öğrenciyken serbest piyasayla meslektaş adaylarımızı bir buluşturma platformu veya onlara teorikte hocalardan aldıkları bilgileri pratiğe nasıl dönüştürüyorlar? Şey yani, gibi, Unisan, hani üniversite sanayi işbirliği gibi aslında. Aynen, onun gibi. Yani biz alıyoruz arkadaşları, öğrencilerimizi, götürüyoruz bir baraj inşaatına. O baraj inşaatında, o barajın hangi evrelerden geçtiğini, inşaat prosesleri nedir, onları direkt yapan kişilerden birebir merak ettiklerini öğrenebiliyorlar öğrenciler. Yani ufuklarını açıyorlar. Yani şimdi biz onlara bu fırsatı vermemiz gerekiyor. Yani bir tarafta yapı, üst yapı var. Bir tarafta alt yapı var. Bir tarafta yol var. Bir tarafta baraj var. Yani şimdi biz bu alternatifleri öğrenciyken arkadaşlara teknik gezilerle gösterip ondan sonra mezun olduğu zaman hangi yöne yöneleceğini kendileri seçiyor. Evet, aslında... Yani Gelsimo'nun en önemli şeyi öğrencilere kattığı olay bu. Ve serbest piyasadaki olan inşaatları veya farklı şeyleri orada görebiliyorlar oda vasıtasıyla. Çok güzel. Bizim yani ortak vizyonumuz varmış. Bizim de sektör pedi olarak yapmak istediğimiz aslında bu. Ama evet. Siz kendi bu odayla bu inşaat mühendisleri bu branşta rehber olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Başkanım eğer bir inşaat mühendisi olmasaydınız hangi sektörde ne iş yapardınız? Yani şimdi... Bu kişisel sorulmuş gibi görünüyor da aslında değil. Yani şimdi dediğim gibi hiç inşaat mühendisliği dışında bir şey düşünmediğim için yani buna çok fazla bir cevap veremeyeceğim. Yani tekrar bir seçme şansım olsa gene inşaat mühendisliğini seçerdim. O yüzden böyle bir özel bir şeyim yok yani. Peki, şu meslek olursa diye. O zaman soruyu biraz değiştirelim kalıbını. Evet. Sizin ailede mühendisler var. Evet. İnşaat olmasaydı hangi mühendislik olurdu? Ben şansımı zorluyorum şu an. İnşaat farkındayım yani. İnşaat olmasaydı tabii babam makine mühendisi, makine mühendisliği olabilirdi. Var mıydı ilgi? Efendim? Vardı tabii ki. Mesleğinizde yaşadığınız bir eğlenceli anınız var mı? Hiç unutmadınız ve paylaşmaktan her ortamda böyle bir sevdiğiniz yani bir anınız. Yani şimdi tabii ki çok fazla var. Yani meslek hayatından ama şöyle diyelim en fazla böyle heyecanlandıran veya beni terleten şeylerden bahsedeyim. Birincisi askerde oldu zaten. Askerde Tugay komutanı dedi ki iki katlı bir yapı yapılacak. İnşaat mühendisi kim var? İşte Tugay'da şey yapıyorlar birkaç kişi var. Gelin dediler. Bize dediler ki bu bina yapılacak. 3 haftada 4 haftada bitecek dediler. Tabii o bizi çok şey yaptı, korkuttu, heyecanlandı. Çünkü daha önce bir tecrübe yoktu. Hemen Gaziantep'ten bütün betonarme kitaplarımı istettim ailemden. Onları aldım elimle teker teker o binaları çözdük. Ondan sonra da imalatına geçtik Çerkezköy'de. Yani
Şimdi misal böyle bir bana bir talep gelse, oturduğumuz yerde 3 aşağı 5 yukarı kolon ne batı nedir? Evet. İçine demir ne koyabilirsin? Bu bir tecrübe diyorlar bunun işte. Evet. Onu 3 aşağı 5 yukarı çok çabuk oturduğumuz yerde yapabiliriz. Peki yapı oldu mu? Yaptık. Evet, oldu. Yapıldı mı? Oldu, oldu. En şeyimde dediler ki bir depo yapıyoruz. Bu prefabrik bir yapı. Bununla ilgilen dediklerinde ya prefabrik yapı daha önce görmediğimiz için nasıl bir şey? Yapı ne yapmamız lazım? O bizi biraz korkutmuştu. Ama askeri koşullarda her şeyi öğretiyor askeri evet. insana. Hemen onu da kısa bir sürede yapmayı öğrendik. Ve orada da mesleğimizi icra ettik yani. İşten ne kadar anlamadığımı şu cümleyle anlatabilirim herhalde. Şu su basmanın üzerine getirilen prefabrik mi diyeceğim. Bu cümle beni ne kadar bilmediğimi ele verecek. Prefabrika gerilmeli işte prefabrika fabrika binaları var. Organizede özellikle yapılan. İmalatı hızlı ve çabuk olan bir konstrüksiyonlar, çelik konstrüksiyon. Genelde fabrika yapılarında tercih ediliyor. O yapıydı, bir depoydu. Ben anlamıyormuşum zaten. Yani ben zaten bile bile sorduğum için evet. bunu. Peki gençlere ve öğrencilere, bu yeni mühendis olanlara, yani sizin odaya da kayıt olmaya ramak kalmış kişilere ne paylaşabilirsiniz, deneyim? Hani bence şunu yapmalısınız gibi veya işte bunu yaparsanız avantaj sağlar gibi. Yani şimdi şöyle, yani özellikle meslek hayatlarını idare edecekleri konu konusunda, yani çünkü inşaat mühendisliği çok büyük bir alan. Hı hı. Bu konuda özellikle kararlı olmaları gerekiyor. Yani hangi konuda uzman olacaklar, onun kararını mezun olurken vermeleri gerekiyor. İş hayatına başladıkları zaman da zaman merhumu olmadan kendi işiymiş gibi bir yerde çalışsalar bile devamlı ona emek ve zaman verecekler meslekte. Çünkü mesleğimiz öyle bir meslek ki devamlı kendini geliştiren, evet. Devamlı kendini yenileyen bir meslek. O yüzden mesleği icra ederken de yeni yeni şeyler de öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden emek vermeleri lazım, zaman vermeleri lazım ve sevmeleri lazım. Yani bir devlet memuru değiller ki 5 oldu saat hemen giden mesleğimiz çok farklı. Gece 9-10'da beton dökülüyor, 11'de beton dökülüyor. Sabah erken gitmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bunun bir yani de soğuk çok dinamik sıcağı bir, var. Çok dinamik bir meslek. Sabah erken çıkıyorsunuz, gece geç geliyorsunuz yani. Bu konularda mesleğinin zorluklarını bilip ona göre dirençli bir şekilde mesleklerini icra etmeleri lazım. Teşekkür ediyoruz. İnşaat deyince benim içime bir titreme geliyor. Çünkü babamla inşaata gittiğimde evet. tenekede ısınırdık. Evet. Ben onu anladığım için siz böyle soğuğu var falan deyince ben böyle bir geçmişten gelen bir şey var. Evet. O 19 litrelik falan tenekeler. Meslek hayatınıza dair bir dönüm noktası sayacağınız bir nokta var mı? Hani şundan sonra özel veya işte işle alakalı veya özel hayatla ilgili alakalı. Hani bundan sonrası benim için çok farklı oldu dediğiniz. Tabii ki odaya yönetici olarak girdiğimden sonra hayatım tamamen değişti. Yani ondan önceki hayatım farklıydı. Oda yöneticisi olduktan sonraki hayatımız çok farklı evrelere geçti. Şimdi meslek odası diyoruz ama meslek odası da aslında hep böyle siyasi şeyler konuşulur. Yani bir meslek odası bir şey olup da halk yararına çıkıp da bir şey dediği zaman işine gelmeyen çevreler hemen der ki sen siyaset yapıyorsun. Evet. Aslında biz mesleğimizin siyasetini yapıyoruz. Yani bunu halkımız ve idareciler çok iyi anlaması gerekiyor. Özellikle TMOB'a bağlı odalar, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odalar gerçekten halk yararına olan şeyleri konuşuyorlar. Bir şeyi dedikleri zaman altı her zaman dolu oluyor. Bir uyarı yaptıkları zaman bunu aslında yerel idari yöneticiler veya genel yöneticilere yarın öbürsü gün bir sıkıntı yaşamamaları adına bu tür uyarılar yapılıyor. Bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Halkımız zaten genelde yani biz belediyeci falan değiliz ama bir şey olduğu zaman hemen gelip bize soruyorlar. Evet. Bunu nasıl yapacağız, bunu böyle yapacağız. Yani halkın bu güvenini kazanmak gerçekten çok güzel aslında bir duygu. Aslında bu çok güzel bir şey. Yani ilk size başvurmaları aslında yeniliğe açık olduklarını biraz daha kanıtlıyor. Evet. Ki gelebileceklerden doğru yerlerden bir tanesi. Belki de en doğru yer.
Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok verdiğiniz bilgiler için hem keyifli bir sohbet oldu hem de yol gösterdiğine inanıyorum. Evet, göstereceğine inanıyorum. İnşallah izleyiciler de memnun kalırlar. Ben de gerçekten bu sizle yaptığım sohbette çok güzel zaman geçirdim. İnşallah bunun devamı da olur. Farklı konularda da bir araya gelebiliriz. Çünkü ülkemizin, şehrimizin o kadar çok sorunları var ki bugün inşaat mühendisliği üzerine gittik ama şehrimizin çok ciddi sıkıntıları var. Evet. Bu konularla ilgili de her zaman sizlerle beraber olmakta mutluluk duyarız. Çok teşekkür ediyorum güzel temenniler ve güzel düşünceler için. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.